Sevgili izleyenlerim, merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, selamlar. Neredeyiz izleyenlerim? Aydın, Nazilli'deyiz. Evet, Nazilli'deyiz. Nazilli'de bulunmuş olduğumuz yerde 4250 metrekare bir portakal, narinci, meyve bahçemiz satılık. Değerli arkadaşlar, konum olarak Nazilli'ye 5 kilometre, yanımızda bir kasaba var. Kasabaya 450 metre mesafede bulunan elektrik suyu yolu olan bahçemiz satılık. Değerli arkadaşlar, değerli izleyenlerim, tapularımız iki ayrı parselden oluşmakta. Aynı kişiye ait, hisse asla yok. Müstakil parseller. İkisi beraber satılık arkadaşlar. Yani iki ayrı tapıya kardeşinizle, arkadaşınızla, dostunuzla bir tapı o alabilir, bir tapı siz alabilirsiniz. Değerli izleyenler, ikisi beraber satılacak. Bunu ayrıntılı olarak söyleyeyim. Bulunmuş olduğumuz parsel 2500 kusur metre. Diğer parselimiz 1700 kusur metre. Toplam 4250 metrekare arkadaşlar. 2500 metrekare olan parselimizin içerisinde 170 adet çeşitli meyve ağacı var. Diğer 1700 metre bahçenin içerisinde 80-100 civarı sayamadım tamamına meyve ağaçları mevcut. Meyve ağaçları ne var değerli izleyenlerim? Genel ağırlıklı olarak narinci dediğimiz, portakal, limon, mandalina, ceviz, kayısı ve erik gibi ağaçlar var. İçlerinde yemeklik alabileceğimiz zeytin ağacı da mevcut. Değerli izleyenlerim, fiyatı gayet uygun. Bunu tekrar söylüyorum. İki ayrı parsel. Bunu ikisini beraber de alabilirsiniz. Birbirine bitişik. Akrabanız, kardeşiniz, dostunuz ile ayrı ayrı da alabilirsiniz. Ama tek parsel satış olmuyor. İkisi beraber 4250 metrekare arkadaşlar. Neredeyiz? Aydın, Nazilli'deyiz. Aydın'ın en sevilen, itibarlı ilçelerinden birisindeyiz arkadaşlar. Fiyatını birazdan söyleyeceğim. Portakal meyve ağaçlarımız gördüğünüz gibi verimli. Hep beraber gezelim. Ağaçlar yaklaşık olarak 25-30 yıllık değerli izleyenlerim. Evet, bu şekilde geliyor. Mesela bu ağaç mandalina. Biz bunu yaprağına gördüğümüz zaman biliyoruz. Şu sağ tarafı ağaç limon. Değerli izleyenlerim, buraya aynı zamanda terafatik koyabilirsiniz. Oturmak için birçok alan müşterimiz terafabrik benzeri evler koyuyorlar. Sürekli yaşıyorlar arkadaşlar. Aydın olan yer, demokrat olan bir yer. Sosyal görüşlü insanların olduğu bölgedir. Bölge tamamen yerli insanlar oturuyor. Çok çok misafirperverler. Bu kasabaya girdiğimiz zaman değerli izleyenlerim, bizlerin, sizlerin yabancı olduğunu gördükleri zamanlar, bunu ayrıntılı parantez içinde söylüyorum. Herkes çay ikram ediyor. Çayın kimi söylediğini, yemen kimi söylediğini bilemiyoruz. Toplu olarak teşekkür ediyoruz. Ben de aynı zamanda Aydınlıyım arkadaşlar. Bizim çevremiz böyle bir yer. Hep beraber bahçemizi tanıyalım. Evet arkadaşlar, portakallarımız ağırlıklı olarak Washington portakal.
burada iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Bunların geliri yıllık olarak bir evi rahatlıkla bakabilir arkadaşlar. Biz Aydın bölgesinde ağırlıklı olarak istek üzerine meyve bahçesi üzerine çalışıyoruz. Aydın toprakları, havası, insanı Türkiye'nin en sevilen, itibarlı illerinden birisidir. Ve bu vesileyle müşterilerimizin istek üzerine ağırlıklı meyve bahçesini çalışıyoruz. Su sorunu yok. Bu tarlamızda tulumbası hazır çakılmış. İsteyen kişi 15 metreden artıcının suyu çıkarabilir. Kasaba buraya 450 metre mesafede olduğunu anlattık. Hep beraber bahçemizi izleyelim. Değerli arkadaşlar, şimdi 2500 metrekareye izledik hep birlikte. Şimdi 1700 metrekare olan parselimize geçiyoruz. O parselimizde burası arkadaşlar. Şimdi diğer parselimize girdik. Burası da dikdörtgen bir şekilde. Ağaçları 10 numara. Her bir bahçenin ortacalı birbirine güzel, yeri de güzel. Oğlum şöyle bir çevresini tanıt. Burası da kare şeklinde bir yer arkadaşlar. Kadastro yolu mevcut. Değerli izleyenler, burada ayrıca şunu söyleyeyim. 100 metre üstümüz Ankara-Aydın yolu. 100 metre üstümüz tren istasyonu fal halde. Ulaşım sorunu yok. Buradan isterseniz İstanbul'a, Ankara rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir yer. Ayrıca 10 kilometre karşımızdan, pardon 10 kilometre yok. Aydınlıyız ama bazen yanılabiliyoruz. 5 kilometre karşımızda otoban var. Bu otoban arkadaşlar İstanbul'u bağlayan fal halde olan bir otoban. Evet, İstanbul'dan bindiğiniz zaman Nazilli'den iniyorsunuz. 5 kilometre bahçeye geliyorsunuz. Bunu ne söyleyeyim? Biraz önce 10 kilometrede bahsettim. Biz çünkü çok çeşitli bahçede geziyoruz. Onun için karıştırdığım yerlere tekrar toparlıyorum değerli izleyenlerim. Evet, ne dedik? İstanbul'dan bindiğiniz zaman otobandan buraya bahçenize girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Geçenlerde bu arabayı İstanbul'dan aldım arkadaşlar. 5,5 saatte ben Aydın'a rahatlıkla girebildim. Aydın İstanbul arası yeni yoldan 5,5 saat arkadaşlar. Uzak bir yer değil. Evet, değerli izleyenlerim, bu şekilde bahçemiz. Buradan da yine de kadastro yolumuz mevcut. Değerli izleyenlerim, bahçemizi gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Aydın bahçeleri cennet gibi bir bahçedir değerli izleyenlerim. Çanakkale'den, Balıkesir'den buraları lütfen karıştırmayalım. Aydın'ın en fazla verim veren Ankara, İstanbul halini, zebsesini, meyvesini temin eden topraklar içerisindeyiz. Değerli izleyenlerim, burada suyumuz mevcut. Burada zebsenizi 3 ayrı yıllık, 4 ayrı zebsenizi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Her şey yetişir burada. Meyveniz var, zebsenizi yetiştireceksiniz. Perafabrik bir ev koyun. İçerisinde oturabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim buralarda hırsızlık, yolsuzluk asla olmaz arkadaşlar. Bak, Aydın'dan asla çekinmeyin. Hep beraber gezmeye devam ediyoruz. Bahçemizin buradan şu kavuşların olduğu yerden dik
İleri gidiyor arkadaşlar. Evet, kare şeklinde bu üst sınırı 100 metre üstü şuradan karayoluna görebilirsiniz. Tırlar, otobüsler geçiyor. 100 metre üstünüz karayolu ve tren istasyonu. İsteyen kişi dilediği yerden tren yolculuğu yapabilir, otobüs yolculuğu yapabilir. Ayrıca İzmir Havalimanı buraya 55 dakika mesafe değerli izleyenlerim. Değerli izleyenlerim, fiyatını belirteyim. Fiyatı 2 milyon 900 bin TL pazarlığımız mevcut. Evet, fiyatı 2 milyon 900 bin TL pazarlığımız mevcut. İşte yolunu daha detaylı olarak görelim. Aracımız buradan da giriyor arkadaşlar. Evet, burada su kanalımız da mevcut. Yol boyu yola cephe arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen hafta şu yan parseli belki izleyen arkadaşlarımız vardır. Bunu satmıştım. Evet. 2250 metrekare olan portakal bahçesini geçen hafta İstanbullu bir arkadaşa verdim. Onun komşusu olacaksınız. O alan arkadaşımız içerisine tinavuz ev koyacağını belirtti. Şu anda tinavuz evini de hazırlıyor arkadaşlar. Sizler de tinavuz ev olabilir, konteyner olabilir, perafabrik ev olabilir. Bunları sağlıklı olarak koyup yaşayabilirsiniz. Videomu buradan sonlandırırken ayrıntılı bilgi için beni yurt dışından WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Gerekse telefon üzerinden ulaşabilirsiniz değerli izleyenlerim. Nazilli'den tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz süreç içerisinde Aydın Borsası'nı bizden takip edebilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar takip etme şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgiyle kalın değerli izleyenlerim.